Merhaba arkadaşlar kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bizler Adalet Bakanlığı'ndan 10.000 alım duyurusunu beklerken Adalet Bakanlığı'nın uzlaştırmacı alanında 5.000 adet personel ataması gerçekleştirilecek. Bu konuyla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Ayrıca Adalet Bakanlığı'ndan 10 bin alımla ilgili duyuru geldiği anda kanalımızdan sizlere bilgi vereceğim. Abone olup bildirimleri aktifleştirmeniz sizler için faydalı olacaktır. Duyuruya baktığımız zaman sınav tarihimiz 9 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurularımızı e-devlet sistemi üzerinden yapacağız arkadaşlar. Uygulamalı olarak nereden nasıl işlemleri yapmamız gerekiyor? Bu konu hakkında video kanalımıza yüklenecek. Başvurularımız 8 Şubat tarihiyle başlayacak. 18 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek. Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 9 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10'da ve tek oturum halinde yapılacaktır. Sınavın yapılacağı illere baktığımız zaman Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, Andalı ve Avrupa yakası, İzmir, Kayseri, Samsun ve Van illerinde yapılacak. Sınavda 100 adet soru sorulacak, çoktan seçmeli olacak. Soruları yanıtlamanız için 150 dakikanız olacak. Sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almanız koşuluyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen uzlaştırma yapmacı ihtiyaç sayısı kadar aday başarılı sayılacaktır. Sınava başvuracakların Türk vatandaşı olması, tam ehliyetli olmak, avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak, hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak, kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak, uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak sizlerden istenilen şartlardır içerisinde yer almaktadır. Söylediğim gibi başvurularımız başladığı an uygulamalı olarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Aklımıza takılan soruları yorumlar kısmında yanıtlamaya çalışacağız. 8 Şubat günü ilgili video kanalımıza yüklenmiş olacaktır. Belgelerimizi burada bulunan internet adresi üzerinden gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Tek tek belgelerimizi tarayacağız ya da fotoğraflarını çekerek sisteme okunaklı bir biçimde aktaracağız. Belgelerin nasıl taranması gerektiği ilgili video kanalımızda mevcut. Ben açıklamalara kartları bırakacağım. Sizler de belgelerinizi tarayarak sisteme yükleyebilirsiniz izleyebilirsiniz. İstenilen belgelere baktığımız zaman uzlaştırmacı eğitimini tamamladığını gösterir belge. Hukuk fakültesi mezunlarının diploma ya da bitirme belgesi. E-Devlet'ten almış olduğunuz mezuniyet belgesi de geçerli olacaktır. Mezuniyet belgesinin nasıl alınması gerektiği ilgili videoyu aynı şekilde kartlara bırakacağım. Sizler de izleyerek E-Devlet sistemi üzerinden mezuniyet belgenizi çıkartabilirsiniz. Hukuk fakültesi mezun dışındaki hukuk öğrenimi görmüş adaylar transkript belgelerini ya da E-Devlet sistemi üzerinden temin etmiş oldukları mezuniyet belgesini sisteme yükleyecekler sınavla ilgili olarak ek bilgilendirme burada yer almaktadır arkadaşlar. Ben linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler başvuru yapacaksanız ya da çevrenizde başvuru yapacak olan arkadaşlarınız varsa ilgili linki ya da bu videoyu onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bizler kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları, alım sonuçlarını, eğitim alanındaki duyuruları, burs ve tablet başvurularını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıkla kalın arkadaşlarım